Herkese merhaba. Bugünkü çalışmamız sahille ilgili olacak. Bu aynı zamanda üçüncü video. Birinci ve ikinci videoda gitarda ilk temel konular üzerinde durmuştuk. Oturuş, duruş, gitarı tutuş, sol elle ilgili üç egzersiz yapmıştık. O videoları çalışıp onu her gün tekrar etmek ve gerekli davranışları kazanmak durumu söz konusu. Onun devamı olarak da bugünkü videoda sahille ilgili bazı konular üzerinde duracağız. Şimdi ilk olarak tabii ki sahilde işte sahilimizin konumu, işte nerede durması gerekiyor. Bunlarla ilgili birkaç şey söylemekte fayda var. Tabii ilk biraz sahille ilgili temel tekniklerden bahsedebiliriz. Örneğin tirando tekniği, teli çekerek çaldığımız teknik ve apoyando tekniğinde de bir üst tele parmağımı dayıyorum. Şimdi bu iki teknik arasındaki temel fark elimizin konumu ile ilgili. Birisinde avucumuzun içine doğru çekiyoruz. Diğerinde bir üst tele yine tabii ki avuç içine doğru hareket söz konusu. Tabii burada bizim için yine en önemli noktalardan bir tanesi parmaklarımızın avuç içine doğru hareket etmesi. Şimdi bu iki temel teknikle ilgili daha sonraki çalışmalarda daha ayrıntılı bilgiler vermek istiyorum. Ama şu anda ilk işte gitara başladık ve sahilimizi nasıl kullanacağız, konumumuz ne olacak, bu tür konularla ilgili konuşalım ve bunları pekiştirmeye çalışalım. Şimdi burada sahilimizin konumu yine kolumuz ve omuz bölgesine kadar yine bütün vücudu ilgilendiren bir noktaya gelmiş oluyor. Şimdi burada dirseğimle bileğim arasında dirseğime yakın bir noktayı gitarın gövdesine bu şekilde yerleştiriyorum. Buradaki herhangi bir baskı söz konusu değil. Bunu ilk videoda anlatmıştık. Bu kaydırmaz ve gitarı dengede tutma konusunu eğer iyice oturtursak o zaman zaten kolumuz rahat olacaktır ve rahat bir şekilde hareket etme imkanına sahip olacaktır. Dolayısıyla da burada dirseğimle bileğim arasında dirseğime yakın bir noktayı gitarın gövdesine bu şekilde yerleştiriyorum ve ilk olarak tirando tekniğiyle yani teli çekerek başlıyoruz çalışmalarımıza. Ben şahsen bunu uyguluyorum. Diğer işte şekillerde de uygulamalar yapılabilir. Ama dediğim gibi ben ilk önce tirando tekniğiyle yani teli çekerek çalma tekniğiyle başlıyorum. Şimdi burada bizim için önemli olan konu yine parmaklarımızın rahat hareket etmesi ve parmak bağımsızlığına dikkat ederek parmaklarımızı çalıştırmamız. Burada en önemli noktalardan bir tanesi parmaklarımızın avucumuzun içine doğru hareket etmesi. Yani normal doğal konumunda da biz elimizi ve parmaklarımızı kullanırken bir şeyi kavrarken parmaklarımızı avucumuzun içine doğru hareket ettiriyoruz ve bir şeyi kavruyoruz. Burada üzerinde durduğumuz nokta buradaki ön kol kaslarının verimli bir şekilde çalışması ve sistemi daha iyi bir şekilde çalıştırmasını sağlıyor. Yani dışa doğru yaptığımız hareketler hem elimizin ve parmaklarımızın kolumuzun yapısına çok uygun değil, çok doğal olmayabilir. Dolayısıyla burada ilk olarak
Teli çekerek ve parmaklarımı avucumun içine doğru hareket ettirerek bir çalışma yapıyorum. İlk baş parmağımı dördüncü teli hafifçe getiriyorum ve buraya bırakıyorum. Bu şekilde. Ve sonrasında bütün parmaklarımı hareket ettirmişçesine parmaklarımı avucumun içine doğru hareket ettiriyorum ve avucumun içine kadar değmesini sağlıyorum. Buradaki amaç ön kol kaslarımın çalışması ve bu içe doğru hareketi yine alışkanlık haline getirmek ve bunu zihnimde belli bir yere oturtmak, kodlamak her ne derseniz o şekilde adlandırabilirsiniz. Tabii burada bu başlangıçta bu hareketlerin büyüklüğü bir soru işareti getirebilir aklınıza. Yani hep bu şekilde mi çalacağız? Tabii ki bu şekilde çalmayacağız. Sadece bunun oturmasını istiyoruz. Bu süre boyunca parmaklarımızı avucumuzun içine doğru hareket ettireceğiz. Baş parmağımı dördüncü tele getirdim ve sonra bütün parmaklarımı çalmadan, herhangi bir tele dokunmadan avucumun içine doğru hareket ettiriyorum ve avucumun içine değdiğinden emin oluyorum. Evet, bu şekilde ve bunu bir süre tekrarladıktan sonra şimdi iyi işaret parmağımla burada tabii sağ eldeki kullandığımız harflere de değinelim. Sağ elde P, pulgar, I, indiçe, M, medium, A, yüzük parmak, anular. P, baş parmak, pulgar, I, işaret parmak, indiçe, orta parmak, medium, anular. Bunun işte karşımıza çıkacağı için bunları harf bazında bilmemiz gerekli ve bunu zaten zaman içerisinde metotlarda sürekli karşınıza çıkacağı için ne yapacaksınız? Sürekli göreceksiniz ve bunlar artık otomatik olarak öğrenilmiş olacak. Şimdi burada tekrar buraya geldiğimde işaret parmağımla birinci tele temas ediyorum. Sonra avucumun içine kadar parmağımı götürüyorum. Bunu yaparken diğer parmaklarımı da avucumun içine kadar götürüyorum. İçe doğru hareketi böylelikle iyice zihnime kaydetmiş oluyorum. İyice buna alışıyorum. Önce doğal konumunda boşlukta durdu. Sonra parmağım tele temas etti ve sonrasında da avucum içine doğru ilerledi ve serbest kaldı. Aslında burada 4 aşama 1, 2, 3, 4 şeklinde düşünebiliriz. Tabii burada sağ el konumuyla pozisyonuyla ilgili üzerinde durmamız gereken bir diğer bir konu da var. Şimdi Tirando ile başladığımızı söyledik. Tirando tekniğinde bak dikkat ederseniz elimin konumu ve buradaki yerleşimi bizim için önemli. Şimdi ben burada size bunu işte elimizi şöyle tutalım, böyle tutalım pek çok şekilde anlatmaya çalışabilirim. Ki dikkat ederseniz bakın burada bir hafif çok hafif bir açı var. Fazla olursa gerilir, çok düz olursa parmakların hareket etmesi kısıtlanabilir. Burada elimi serbest bırakıyorum ve parmaklarımın avuç içine doğru hareketini en rahat sağlayabilecek şekilde bir konum buluyorum. Bununla ilgili de bir gitar festivalinde, bir gitaristin workshopunda bunu biraz daha böyle daha somut hale getirebilmenin yoluyla ilgili bir sohbetimizde kendisi bana çok güzel bir öneride bulunmuştu. O da şu, A parmağımı birinci tele yerleştiriyorum. M parmağımı ikinci tele yerleştiriyorum. I parmağımı da dördüncü tele. Yani bir tel atladım. Dördüncü tele yerleştirdim. P'yi de üçüncü tele yerleştirdim. Tekrar bir gözden geçelim. A parmak birinci, M ikinci, I dördüncü. Baş parmağım da üçüncü. Dolayısıyla
Bunu yaptığımızda çıkan sonuç şu oluyor. Kendi anatomik yapıma uygun bir şekilde sağ elimin pozisyonunu ortalama olarak yakalama şansım var. Yani işte şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani bunlar biraz daha tabii ki daha somut hale gelmiş oluyor. Tabii ki bu yine daha sonraki aşamalarda sağ elimizin, kolumuzun daha bağımsız hareket ettiğini ve farklı açılarla farklı tonlar çıkartma durumu da ortaya çıktığını zaten göreceksiniz. Ama ilk temel sağ elle ilgili bu konu bizim için çok önemli. Tabii sağ elde bu açılar ve temel pozisyon ilk başlangıçta yine kaslarımızı, parmaklarımızı, eklemlerimizi doğru kullanmak adına gerçekten önem kazanıyor. Şimdi burada bu temel pozisyonu oturtmak için yine parmaklarınızı serbest bir konumda bastırmadan ya da sıkmadan rahat bir konumda, kolum da tabii ki buraya bastırmıyorum kesinlikle, omzum aynı şekilde olabildiğince rahat. Tabii bir enstrüman çalmak bizim doğamıza çok da aslında uygun bir şey gibi değil aslında. Biz onu en uygun hale ve en doğal hale getirmeye her zaman çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Ve bunun için de bir takım yöntemleri kullanmakta tabii ki fayda var. Şimdi tekrar kolumu buraya koydum. Dirseğime yakın bir noktada. Omzumu kontrol ediyorum. Rahat olduğuna emin oluyorum. Ve Tirando konumunda biraz önce söylediğim işte A parmağım birinci tel, M parmağım ikinci tel, bir tel atlıyorum, İ parmağım dördüncü tel. Normalde üçüncü tele yerleştirilmesi arpej çalarken falan. Ama biz burada bu sağ elle ilgili bu konuyu biraz daha somutlaştırmak, netleştirmek için dördüncü tele atladım. Ve boşta üçüncü tele de baş parmağımı P'yi yerleştirdim. Ve dolayısıyla sağ elde böyle bir pozisyon oluşmuş oldu. Şimdi bu sağ eldeki bu pozisyonu, bu konumu netleştirmek için biraz düşünüyorum ve bunu zihnime kaydetmeye gayret ediyorum. Sonrasında bir sonraki aşamada baş parmağımı bir üst tele çıkartıyorum, dördüncü tele ve diğer parmaklarımı serbest bırakıyorum. Aslında sonuç olarak sağ eldeki ortalama yani hedeflediğim temel başlangıçtaki o standart konumu yakalamış oluyorum. Yani Tirando konumunda bu Tirando tekniğinde bu konum benim için işime yarayacak bir konum. Sonrasında işaret parmağımla birinci tele temas ettim. Sonra teli parmağımı hafifçe yukarı doğru çektim. Avucumun içine doğru ve serbest bıraktım. Yine 1, 2, 3, 4. Sonra aynı egzersizi M, medium yani orta parmağımla yapıyorum. 4 tane. Sonra aynı egzersizi A parmağımla yapıyorum. Yüzük parmağımla. Eğer bu biraz böyle sizi zorladığını düşünüyorsanız sadece I ve M yani işaret ve orta parmakta bunları yapmanız yeterli. Şimdi bunu baz alarak yine tekrar I, 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 M, 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 M. Bakın dikkat ederseniz baş parmağım normal boşta, sonra tele temas ediyor ve sonrasında avucumun içine kadar götürüyorum ve serbest bırakıyorum. Başlangıçta bunu biraz abartıyorum. Şu içe doğru hareketi iyice pekiştirmeye çalışıyorum. Sonra ikinci tele aynı hareketi, aynı çalışma ikinci telde tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, M parmağımla 2, 3,